Ondan sonra Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi vefat etti. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Bu Mustafa İslamoğlu'nun babası. Adam daha yakında demiş, yani aratıyorum, kaydı bulanlar varsa göndersinler. Dün Hüseyin Avni Hoca'dan duydum. Bu tarikatçıların kestikleri murdar olur demiş. Mustafa İslamoğlu, tarikatçıların kestikleri murdar olur demiş. Ne demek? Yani tarikatçılar müşriktir demiş. Yani kestiği murdar olur. Ehli kitabın bile kestiği yeniyor. Yahudi Hristiyan'ın bile kestiği yeniyor. Tarikatçılar yani Yahudi Hristiyan'dan beter oluyor. Kestiği murdar olur ne demek? Ehli kitaptan beter yani. Böyle demiş. Babası tarikatçıların başı. Mübarek adam. Kestiği murdar olanın cenazesi kılınır mı? Kılınmaz. Ama kocaman Diyanet sarığında başına koymuş. Cuma hutbesinde bile evvelce takkesiz de şimdi bir takke taktı. Sarıksız hutbe okuyup namaz kıldıran adam cenaze namazında kocaman da sarığı takmış, Diyanet sarığını. Geçmiş babasının cenazesini kıldırmış. Tabii biz bir daha gıyaben kılmamız lazım cenaze namazını Hoca Efendimizin. Hoca Efendi çok mert, muazzam bir insandı. Ben bizim cemaatta bile böyle hoca görmedim. Şu anda bizim cemaatta bile hocalara diyorum, ya şu hadisleri müdafaa edin falan, bir kısmı hala ne yapamıyor? Safını belli edemiyor. Hele ki anası değil, babası değil, bir şeysi değil, şeyhinin tefsirini savunmaktan çekiniyor. Ama Ahmet Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, oğlu ki bu kadar güçlü, bürokraside şurada burada adamı olan oğluna karşı alenen, benim oğlum yanlış yoldadır. Efendim, şeytanım kadar sevmem gibi sözlerini hepiniz dinlediniz. Ve bana dedi, bir kere telefonla görüştük. Rahmetullahi aleyh dedi ki, bu dedi, milyonları saptırıyor, ne olur buna işte mani olun. Ben ağır şeker hastasıyım, yaşlıyım. Sağlığım olsa geleceğim, seninle beraber reddiyeler yapacağım dedi. Nerede böyle hoca var şimdi? Herkes, ben tarafsızım. Nasıl tarafsız oluyorsun? Ehl-i sünnet konusunda, hadisler konusunda tarafsız olunur mu? Ondan sonra dedi, ben bunu okuttum. Anası dedi, abdestsiz bunu emzirmedi ama bu nasıl böyle oldu? Askere kadar iyiydi. Askere gitti, ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Sonra bir Ezher'e gitti Mısır'a, sonra oradan İran'a mı gitti Kum kentine? Ondan sonra dedi, ortalığı karıştırdı. Abdestsiz Kur'an'a tutulur dedi. O tabii daha aşağıdan başlıyor. Ondan sonra dediklerini duymamıştır herhalde. Ondan sonra dedi, Mutezile'den kattı biraz, Caferi'den kattı biraz. Kattı karıştırdı dedi, hiçbir şey, ne yaptığı bilmiyorum. Yine de babadır, evladının hidayetini ister, ıslah olmasını ister. Dua edin dedi yani. O da tabii niye onun oğlu cehenneme gitsin ister mi bir baba? Efendim, kaderi inkar etsin, amentü ister mi bir baba? İstemez. Onun için biz de dua edelim. O rahmetlinin yine oğludur. Allah Mustafa İslam'ın da hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Islah eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnete döndür ya Rabbi. Amin. Bir insan dönse bize ne zararı var? Biz nefsani, şahsi, kinle, nefretle hareket edemeyiz. Biz yine dua edelim. Hoca Efendi vefat etti. Madem dua istemişti bizden, biz aminlerimizi dedik bu cuma gecesinde. Allah hidayet eylesin. Amin. Ondan sonra hakikaten kimsenin yapamayacağı mertliği gösterdi. Dedi ki o bir meal yazmış dedi. İşte o gerekçeli meal herhalde adını bilmedi. Gelmiş dedi arabayla dedi. Bagajı da doldurmuş dedi kitaplarla. Bana yani hediye getirmiş ki baba tefsiri yazdım, meal yazdım. Yani hani hediye dağıtırsın falan. Hiçbirini evime de sokmadım dedi. Bize dedi Ruhul Furkan tefsiri lazım dedi bana. Ben dedi hep Ruhul Furkan getiriyorlar bana. Çok güzel hep onu okuyorum dedi. Efendimiz'in tefsirini. Efendim çok alimdi, veliydi, salihti. Hatta bir kere size dedim, hatıraları çıkmıştı. Hangi kitap evinden unuttum, ben okudum. Ne kerametler Sami Efendi Hazretlerinden, Yahya Aldı Hasan Efendi Hazretlerinden. Neler neler yazıyor, ne zuhuratlar yazıyor, ne mübarek bir veli olduğunu orada anlaşılıyor. Cenaze öyle kaldı işte, Mehmet Okuyan'dan dünürlere kaldı, iki dünüre kaldı. Fakat ne yapsın? Ya tabii ama ben şundan korkuyordum. Sağlığında adamcağız yani
bu dayanamayacak. Çünkü dedi, torunlarım var. Geliyorlar dedi. Torunlarımla şeylemle dedi, nasıl yapacağım? Ben dedi, direniyorum dedi bu işe. Ve dedi, kabul etmiyorum. Kitaplarını da almadım dedi eve falan. Ama dedi, işte onlara da acıyorum. Torunlarım falan oluyor şimdi. Dede hani böyle yapma, şöyle yapma bu. Yani evlat ve torun meselesi sıkıntı. Onun için birçok insan torununa, evladına üzüntü gelmesin diye tavizler verir. Ama Allah şahit, biz şahitiz ki Ahmet Efendi hocamız rahmetullahi aleyh taviz vermedi. Bunu ben hiçbir cemaatta, hiçbir hocada görmedim. Nefsinin aleyhine olsa, oğlunun aleyhine olsa, ananın babanın aleyhine olsa Allah için şahit olun. Dedi ki bu eli sünnete uymuyor, bu yanlıştır dedi. Adamcağız ne yapsın? O kadar yapabildi. Biliyorsun Ali Eren Hoca'ya da el yazısı var. Biz daha eski dergide el yazısını basmıştık. Ne olur açıklayın, milyonları saptıracak, izlal edecek diye. Böyle bir kıymetli insan idi. Makam cennet olsun, amin. Dereceleri âli olsun, amin. Kabri nur olsun. Amin. İnşallah gıyabi cenaze namazları da kılınır. Ondan sonra kabrinin başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz, iki aya kadar, hatta iki ay sonra birini mescidi temizleyen bir hanım mıydı? Dedi ki ben onu göremiyorum, bu mescidi süpüren kadını. Yani neredeydi? Dediler vefat etti. Ya siz bana niye haber etmediniz? Nereye gömdünüz dedi. Götürdüler, kabrini gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Necaşi'ye, ta Habeşistan'daki Necaşi'nin cenazesine Medine'den kıldırdı biliyorsunuz. Ondan sonra sahih hadis bunlar, hepsi sahih. Kütüb-ü Sitte hadisleri yani. Ben uydurmadım yani ha. Ondan sonra efendim yine sallallahu aleyhi ve sellem o kadının şeyini kabrine gitti. Bazı sahabeden böyle haberi olmuyorsa vefatlarından yani öğrendiği vakitte veya yolculuktan dönüyor. Orada vefat etmiş biri. Onun kabrine giderdi. Bazen bir ay, iki ay sonra dahi kabrinin üzerinden cenaze namazı kılardı. İnşallah Ahmet hocamızın da Develi'de değil mi? Kayseri Develi'de yolu düşenler, benim de yolum düşerse sağlığında nasip olmadı. Yolu düşenler kabrini bulsunlar, dualarını yapsınlar. Cenaze namazında gıyaben yani kabrinin yanında da kılabilirler. Uzaktan da kılabilirler. Yani burada genişlik var. Hanefi mezhebinde bazı ihtilaflar olmakla beraber dört mezhep açısından bunlar fazail-i amaldir yani faziletli amellerdir. Bunlar duadır. Zaten cenaze namazı dua mahiyetindedir. Bunun için kılınabilir. İnşallah hocamızı efendim hediyesiz bırakmayalım. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 جل جلالك يا رب العالمين يا رب hediyelerimizi bu mübarek cuma gecesinde bu Muharrem Şerif ayında Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin ruhu şerifine hediye eyledik. Vasıl eyle. Amin. Kabrini nur eyle. Amin. Derecatını âli eyle. Seyyiatını mahveyle, hasenata amin. Tebdil eyle, amin. Lütfunla, kereminle muamele eyle, amin. Ehl-i sünnetin müdafası, oğluna karşı da olsa, en yakınlarına karşı da olsa, ehl-i sünnet yolunu bozdurmadığı için, taviz vermediği için, hakkı gizlemediği için, hakkı haykırdığı için, sen ona özel muamele eyle, amin. Ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem.